Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalayan'ın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeğim düz. Birinci sıramız bu şekilde. İki ilmek düz, iki ilmeğim ters, kenar ilmeğini düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki düz, iki ilmek ters şeklinde. Yani modelimiz 2 ters 2 düzden oluşuyor. Dilerseniz alt kısmına lastik örebilirsiniz ya da lastiksiz de kullanabilirsiniz modeli. 2 düz, 2 ilmeğim ters, 2 ilmek düz, kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak ters ilmeklerimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada yine ilmeklerimi düz öreceğim ama bir farkla ipimi 2 kere dolayarak düz örüyorum. Tekrar 2. ilmeğimi de yine düz örüyorum ama 2 kez dolayarak düz ördüm ilmeğimi. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeklerimi 2 kez dolayarak düz olarak örüyorum yine. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. İki ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Evet, devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda modelimin son sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğim düz görünüyor. Düz olarak örüyorum. Daha sonra dolamış olduğum ilmeklerimi açtım. Tekrar sol şişimi aldım ve şu ara boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir de bu iki ilmeğimi düz olarak örüp çıkarıyorum. 1 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. İlmeklerimin boyunu açtım. Sol şişimi aldım. Şu ara boşluktan ilmeğimi çıkardım. Bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm, bıraktım. 2 ilmek düz. Doladığım ilmeklerimi açıp tekrar sol şişimi aldım. Ara boşluktan bir ilmek çıkarıp ilmeklerimi düz ördüm.
2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk ama şu anda modelimiz anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmeğim ters, 2 ilmek düz. Bakın burada şimdi bu sıradan sonra bu kısımda yapmış olduğumuz işlem daha iyi anlaşıldı. İkinci modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum yine. 2 ters, 2 ilmek düz. 2 Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet. Ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimden sonra yine bu sırada da 2 ilmek ters. İpim arkaya aldım. Düz ilmeklerimi örerken 2 kez dolayarak düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters. İpim arkaya aldım. 2 kez dolayarak düz örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arka yüzde tekrar ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Dördüncü ve son sırası modelin yine düz görünen ilmeklerimi düz ördüm. Bu ilmeklerimi açıyorum. Dolamış olduğum ilmeklerimi sol şişime alıyorum ve şu ara boşluktan bir ilmek çıkarıp bu ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, ikinci modelimin son sırası bu. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Modelimiz zaten ilerledikçe kendini gösteriyor. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, dediğim gibi modeli iki kez kurduk. Modelimiz ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modeli lastik üzerine denedim. Dediğim gibi modelimiz iki ters iki düzden oluşuyor. Dilerseniz lastiksiz kullanabilirsiniz. Bu şekilde lastik üzerine de uygulayabilirsiniz. Ama bence lastik üzerinde daha şık durdu. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel çocuk yeleği olur. Yine çocuk hırkalarında, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında, eğer bebek battaniyesi yapımında kullanacaksanız daha kalın iple, daha kalın şişlerle daha hızlı ilerleyecektir modeliniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.